Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüş onlarını kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertikteki haberlerini huzuruna sunuş kılışımız. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bolsun. Şivisiyada 3 partiya Xitay elçisini qoğulab çıkarışını talep kıldı. Amerika Avazı Toru'nun haberde bildirilmişçe, Şivisiya Taşkı İşler Ministeri 21 noyabr Xitay'nın Şivisiyada turuşluk baş elçisini çağırtıp, onun bir kısım tehdit karakterlik sözlerini ayıpladı. Xitay baş elçisi yakında Şivisiya televizyon kanalının ziyaretini kabul kılıp, bir kısım Şivisiya taratkolarının Xitay'ını tenkitleş, karı sürkeşini adet kılıvalgalıqını etkan. Ve bunu yinik derecelik bokscının iğir derecelik bokscığı şiltin etişiğe okşatkan. Onun bu sözü Şivisiya hükümeti ve taratkolarının dikkatini tartkan bulup, bir kısım haberlerde onun sözüden üç eliş ve tehdit pırıqı çıkıdıqallıqı bildirilgen. Şivisiya Taşkı İşler Ministeri bu aktı işbadı bildirip, Şivisiyada fikir erkinliğinin koğduldığalıqını ve ahbarat hadimlerinin erkin hizmet kılış hukukunun barlıqını Xitay elçisiyle köp kıtım tekitli gelikini etkan. Növete Şivisiya parlamentedeki 3 partiya Xitay baş elçisini koğulap çıkarışını talep kılgan. Ama Şivisiya Taşkı İşler Ministeri bu hıl ihtimallıqının yok işgelikini bildirgen. Xitayning Wuhan virusi haqidagi uchurlarni qamal qilayotganligi ilgari surilmoqda. Xitayning Wuhan shahridan tarqalgan va hozir Wuhan virusi deb atalayotgan bu virus bilan yuqumlanuvchilar soni tiz sur'at bilan ko'paymoqda. CNNning xabar qilishicha 22 yanvar kuni virus bilan o'lganlar soni 17 ga, yuqumlanganlar soni 500 dan oshgan. Bloomberg xabarlaridan ma'lum bo'lishicha Wuhan virusi deb atalayotgan yuqumli virusning tarqalish ehtimolligiga qarshi Amerika ve Japonya katarlıq devletler ayrı durumlarda salametlik tekşürüş tedbirlerini çıngıtkan. Bulup mu hazır Xitay'nın Çağan Bayram münasibeti bilen milyonluğun Xitay sayahatçı çetellerge sayahatki çıxdığan mezgil bulğaçka, bu sayahatçilerinin kesel tarqıtış ihtimallıqı küçülük endişi qozğumaqda. Amerika kesellikten aldığını eliş merkezi Chicago ve Atlanta ayrı durumlarda yolucularının salametlikini tekşürüşünü başladı. Xitay sayahatçiler köp barıdığan devlet bulğan Japonya mu Seyşembe gününden itibaren her kaysi kiriş eğizlerde karantin ve tekşürüş ponkitlerini köpeytti. Bloomberg haberlerde bildirilmişçe, Xitay rejimi 17 yıl avval SARS virusu hakkında halkarağı tizdin haber vermegenliği üçün, virusunun dünya miqyasıda 800'dün köp can ilişiği sebep bolduğu edip tenkit kılındıken. Bu növet Xitay Wuhan virusu hakkında dünyaya baldur agahlandırış bergen bolsun mu? Bırak Bloomberg'ın bu vaxtki ziyaretini kubul kılgan bir kısım mutakassislar, Xitay bu meselede yanılı yeterlik derecede uçuk aşkarı bulmayı vatıdığı digen. Amerika Devlet Meclisi azalarının Tom Cotton bolsa 22 yanvar günü Twitter'a inkas yazıp, Xitay Kompartisi acellik virus meselesi de dünyanı yeni bir kıtım karangoluktu koydu. Bundak ziyallık hareket virusunun yanımı kankölemde yeğilişiğe şarait hazırla periyodu. Bu virusunun tarqılışçan keseliğe ayınlıp getişinin aldığını eliş üçün, Beijing derhal bu meselede pütülleyi uçuk aşkarı buluşu gerek dedi. Bloomberg haberleri gezdimi bu aktaki haberde Xitay rejiminin bu virusun siyasi muqumsuzluğu sebep buluştuğun ihtiyat kılıp atkallıqını bildirdi. New York vaxtı gezdinin haber kılışca Xitay rejimi ictimai taratkularda virus haqqıda ösek söz tarqıtışını çekilip, bu aktı hükümetin parıqlıq kep kılgallarını cimuqturmaqda. Bırak şundaq buluşuğa qarmay Xitaydaki ictimai taratkularda tor ammesinin hükümetini bu virus haqqıda yanımı tepsili malumat beriş haqqıdaki çağırıqları küçeygen. Bulup mu Japonya, Janubi Korea, Tayland, Amerika Katarlıq devletlerine yitip bargan bu virusunun Xitay miqyasıda Wuhan'dan başka şehirlerde teğe uxturuş kılınmasıdaki dikkat kozuğan. Yani bir tarafdan bugün 23 yanvar Germaniya avazı haberde bildirilmişçe Xitay bu virusunun tiz sürati yamırap getişi sebeplik Wuhan ahalisinin sırtkı çıkışını çekilgen. Şunlukla poiz, istansları ve ayruplan seferleri toxtutulgan. Ma'lum bo'lishicha bu vaba Xitoylarning shaparang va qori bulg'unni sho'rib qilib yeganligi sababli kelib chiqqan va Xitoy bu xil SARSqa o'xshab ketadigan vabani xili burun bayqigan bo'lsa-mu, biroq uchurning xalqaroqa tarqalib ketishini qattiq tizgilagan. Oxirda vaba tarqalib, oldini elishqa amalsiz qolganda xalqaroqa oshkorlashqa majbur bo'lgan. Xitayning qarz qiltiqiga qarshi tanqidlar davomlashmoqda. Amerika Avazi Toru'nun xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 21 yanvar Costa Rica'ni ziyorat qilganda, Xitayning qarz qiltiqi orqali boshqa davlatlarning egalik huquqiga daxl ta'rif qilayotganligini tilga olgan bo'lib,
Xitoyning Kosta-Rikada turishliq elchixonasi buningga norozilik bildirgan. Pompeo shu kuni yana Twitterda yozgan uchrashuvda Kosta-Rika prezidenti bilan ikki davlat munosabati haqida nihoyat yaxshi suhbatlashganligini bildirgan va Amerikaning O'rta Amerika qit'asi rayoni bilan bo'lgan munosabatining eng mustahkam ekanligini ta'kidlagan. O'rta Amerika qit'asidagi davlatlar burundan tortib Amerika bilan quyuq munosabatni saqlab kelgan bo'lsa-mu, yaqinqi mazgallarda Xitoyga yaqinlashib, ularning zo'r miqdorda mablag' selishini qo'lga keltirgan. Ammo qatmoqat qarizga bo'g'ilib, ishqi o'rinlashish va iqtisod jihati hech qanday ilgirlash ko'rilmagan. Pompeo va Amerikaning boshqa yuqori darajalik amaldorlari bundan burun Xitoyning qarz qiltiqini ko'p qitim oshkora tanqid qilgan. Xitoy bu yilmo Sharq Turkiston xalqini chog'an o'tkazishga majburladi. Xitoy xabarlar to'g'rining 22 yanvardagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari bu yilmo o'xshashlar Sharq Turkiston xalqini Xitoy chog'inni tabriklashga majburlagan. Xabarda Sharq Turkistondagi Xitoyning qo'rchoq amaldorlarining Sharq Turkistondagi yezalarda Uyg'urlarga Xitoyning an'anaviy kiyimlarini kiydirib, yalpig'ich usuli, kunlik usuli o'ynashga tashkillaganligi. Atalmış Millatlar İttifaqlığı Juvavisi namida Uyğurlarını Juvavi tügüp yeyişke məcburluğanlıqı bildirildi. Xitay xəbər mənbələrdi məlum buluşca, Xitay bu yıllıq Çağan harpısıda Qashqar, Xotan, Atuş, Aqsu qatarlıq rayonlardaki Uyğurlarını Xitaycı kiyinib, yangır usulü oynaş, əcdiha və şir oynutuş, Xitayları bilən birlikte Juvavi tügüp yeyiş qatarlıq faaliyyətlər arqılıq Çağanını kütüvelişke məcburluğan. Yupurg'un ayısının Qaygül kentideki atalmış hizmet grupisi kent ahallarını çağallık mesnevi çaplaşka panus esişki mecburluğan. Xalq diplomatiyası hareketinin Malaysiya ziyareti devam kılmaqda. Xalqara Şarkı Türkistan Təşkilatlar Birlikinin oruluşturuşu bilen İslam Dünyası Diplomatiyası planı boyunca Şarkı Türkistan Təşviqat ve Media Cemiyetinin reisi ve Təşkilatlar Birlikinin media mesulü Abdulvaris Abdulxaliq Şundaqla Avustraliya Şarkı Türkistan Cemiyetinin reisi ve Şarkı Türkistan İnsan Hakları Cemiyetinin azası Nurmuhammed Türkistani 20 yanvar Malaysiyadaki resmi ziyaretini başladı. Hayatının ziyareti 30 yanvarıcı devamlaştığan bulup, ziyaretteki asaslıq maksat Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvalini Malaysiya halkıya etraflıq tonuşturuş ve halk diplomatiyasını küçeydiş. Hayatının tünügünki faaliyeti Malaysiya'nın Pera vilayeti devam kıldı. Hayat birinci bulup Ravzatul Cennet Talim Terbiye Bilim Yurtu'da Şarkı Türkistan hakkında tepsili tonuşturuş leksiyesi oranlaştırdı. Arkadın Dayping rayonundaki Kıyam Kur'an Medresesi de okuyucularga vatanımızdan hazırkı ehvali hakkında yığın oranlaştırdı. Hayat tünügün keşti yana Pulu Pinta'daki Mescid Nur Ulu Kinta'da Şambilan Xubten namazı arlaqıda yığın oranlaştırıp yurt yonları cemaat erbapları bilen cem buldu ve vatanımızdan hazırkı ehvali hakkında malumat verdi. Hayat bugünkü ziyaretini Malaysiya'nın Kelantan ölkesi ve Tangano ölkesi bilen devam kılıp, mezkur ülkede hakimiyet turvatkan İslam Partisi'nin yukarı derecelik rehberleri bilen partiye merkezi görüştü. Ve her iki ülkedeki ictimai teşkilatlar ve mekteplerde ziyareti bulup, Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvali ve Xitay tecavüzcilerinin vatanımızı elip birvatkan vahşi bastırışlarını içip taşıldı. Ve Müslümanlar bulu süpütümüz bilen nimelerini kılışımız gerektiği hakkıda çüyence verdi. Hayat ziyaret kılgan her yerde yığın katnaş kucularının alahidi köplüki ve Şarkı Türkistan meselesi gibi olgan kızgınlıkı hayatını tesirlendirdi. Angliya Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendiciliklerine imbargo yürgüzüşünü oylaşmakta. Angliya parlamentinin yukarı kengişi bolgan Aksuankler Palatası'nın 20 yanvar ötküzülgen yığını da Uyghurlarının vaziyeti Xitay'nın ularga tutuvatkan muamelesi oturuğa koyulup, Angliyaning buning qandoq inkas bildirishi kerakligi munozara qilindi. Oqsuvanklar palatasining a'zosi Lord Nazir Ahmad Angliya parlament a'zolarining bu vaqtdagi savollariga javob berib, hukumatning Magnitskiy qonuni chiqarishni o'ylashayotganligini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, Angliya hukumatı Magnitskiy qonun loyihasi sunib, kishilik huquqni dafsandi qilguvchilarning Angliyaga kelishini cheklashning yo'lini qilmoqda ekan. 20 yanvar ötküzülgen yığında aldı bilen Angliya Aksuanklar Palatası'nın azası Barona Varsi söz kılıp, Xitay'nın Uyghurlarına tutuvatkan muamelesine hükümetinin kandak baha beridi galiqi. Xitay rejiminin bu xil muamelesine karata hükümet kandak diplomatik hareketlerde bol galiqini sorgan. Lord Ahmet yığında onunla cevap verip, özlerinin Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk vaziyetinin çunkur ve ciddi endişi kıldı galiqini bildirgen ve mundaq degen.
biz Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyatidan, jumladan 1 milliondan ortiq musulmon uyg'ur va boshqa yerlik millatlarning qonunsiz tutqun qilinib, atalmış siyasi qayt tarbiyalash lagerlariga qamalishi, madaniyati va islom e'tiqodining sistemalik cheklanishi, shundaqla keng ko'lamli ta'qib qilinishidan chuqur va jiddiy andisha qilmoqdimiz. Uning ta'kidlashicha, Angliya hukumatı o'zining bu masaladagi andishalarini Xitoy doiralariga va Birlashgan Millatlar Tashkilotida qarorlik o'tirg'i qo'yib kelmoqdigan. U so'zining davomida yana Angliyaning Xitoydagi bosh elchisining o'tgan oyda Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri bilan uchrashib, atalmış Xinjiang masalasini o'tirg'i qo'yganligini bildirgan. Lekin u Angliya bosh elchisining konkret qaysi masalalarni o'tirg'i qo'yganligi va Xitoy tarafining inkosi qatorliq tafsilotlarini tushuntirmagan. Ammo Barona varisining ta'kidlashicha Uyg'ur masalasini o'tirg'i qo'yishlik kifoya qilmaydi ekan. U Lord Ahmadning so'zlariga javob qaytirib, Uyg'urlarning Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan beri bir millat duch kelgan eng zo'r ko'lamli ta'qiblash va tutqunga uchrganligi, ular qayta tarbiyalash va o'g'inish nomida tan jazosiga uchrayotganligi, Angliyalik Uyg'urlarning oila tabiatlarining lagerlarda tutib turilayotganligini bildirib, bu ahvolda siz buni Xitoyning oldiga qo'yishning o'zi kifoya deb hisoblamaysiz. Yahudi cho'ng qirg'inchiligini xotirlashga bir hafta qolganligini nazarda tutganda, siz va hukumat o'tmishdagi dahshatlarning ko'z oldimizda bizning xabardor bo'lib turishimizda qayta yuz berishini hargiz qayta bo'lmaydi deganning bir quruq va'da ekanligini e'tirof qilamiz deb so'zlagan. Yig'in yana Oqsuvaklar palatasining a'zosi Lord Collins so'z qilib, Uyg'ur masalasida so'z bilan qoyil qilishning roli qolmaganligini, amaliy harakatga o'tishning muhimligini bildirgan. Xitoylarning Qozog'istondagi yo'lsizligi to'sib qo'yildi. Qozog'iston ijtimoiy uchur vositada oshkorlangan silliq ko'rinishda Qozog'istonning Olmota shahrida yashayotgan Xitoylarning ko'chalarda Chag'an bayramini tabriklab ajdaha o'yini o'ynamoqchi bo'lganligi Qozog' xalqining nafratini qo'zg'ab, ularni yo'lga chiqishdan burunli to'sib olgan va Qozog'iston madaniyatiga zid bo'lgan bu qiliqni bu yerda qila olmaydiganligini bildirib, ularga yo'l bermagan. Ba'zi qozoq yoshlari g'azablanib, Xitoylarning qo'lidagi qog'oz ajdahani tortib elib yerga dastiganda, Xitoylar chichanishib, buningga chiqilma deb varqirashgan. Qozog'iston ikki qozoq yoshining panohligini qabul qildi. Xitoyning vatanimizdagi qattiq zulmidan qochib, o'tgan yil 10-chi oyda Qo'rg'asdan qochib o'tib, 5 kun piyoda minib, Qozog'istondan panohlik tilagan Kastar Musaxan va Muragar olim o'g'li Xitoyning Sharq Turkistondagi inson qalbidan chiqqan jinoyatlar haqida axborot yig'inlarida guvohlik berayotgan va xalqaroliq taratqularning ziyoratini qabul qilib kelgan edi. Ularga oldingi kuni sud ochilib, qonunsiz chegaradan o'tganligi uchun 1 yillik qamoq jazosi berildi. Lekin ularning zulm ostidan qochib kelganligi ko'zi tutilib, siyosiy panohlik talabi qabul qilindi. Ma'lum bo'lishicha, ularning sudlanish jarayoni 3 oydan oshganligi uchun va 24 soat 2 kun hisoblanganligi uchun yana 3 oydak turmada yotgandan keyin turmadan chiqadiganligi bildirildi. Sot sirtida to'plangan ko'p sondagi qozoqlar sotning bu qaroridan mamnun bo'lganligini bildirishib, olqish yig'dirdi. Qozog'istonda yolg'iz kishilik namoyish diqqat tortdi. Bugun Qozog'istondagi Xitoy konsulxonasi oldida bir kishi qattiq suquqqa qaramasdan bo'yniga lozunka esib, Xitoyning fashist davlat ekanligini bildirib, norozilik namoyishi elib bordi. U lozungadagi kishilarning urug' tuqqanlari ekanligini va 3 yildan buyon hech qanday aloqa qila olmaganligini bildirdi. Konsulxona atrofidagi qo'g'dog'ichilar uningga yaqinlashmoqchi bo'lganda, u ularni qattiq ayiblab, "Mendan yiroq tur, yaqinlashquchi bo'lma" deb ularni o'zidan yiroqlashtirdi. Atrofda uningga "Bu da'voyingizni bu yerda kim anglaydi?" deguchilarga, "Mana mush yerdan butun dunyo biladi. Xitoy fashist davlat" deb javob berdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunaqa qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobiy Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.